Bakın şu öğretmenler kanunu bile, sayın CHP vekili orada, CHP'liler de beni dinliyorlar. Özellikle Özgür Özel çok dinliyor beni, yakinen dinliyor. Özgür Özel benden çok memnun. Halk TV'ye çıkmamı yasaklayacak kadar memnun benden. Bu kadar birbirimize muhabbetimiz var. Özgür Özel'e tavsiyem şu: hep birlikte bu öğretmenler kanunu protesto edelim. Protesto edelim. Meclisi terk edelim. Bu öğretmenler kanunu Atatürk'ü layık demokrat öğretmenliği ortadan kaldırıyor. Cemaatlerin, tarikatların eline teslim edecek öğretmenliği. Bakın, ilk işleri sanat okullarını kaldırdılar. İmam Hatip kurarak sözde sanat okullarını, meslek okullarını kaldırdılar. Bu ülkede meslek okullarında yetişen milyonlarca genci yok ettiler, sanayiyi bitirdiler. Aynen. Tarımı bitirdikleri gibi sanayiyi de bitirdiler. Eleman yok, ara eleman. Onun için bu öğretmenlik kanununu ne yapıp yapıp bu meclisten geçirmemeliyiz. Ne yapıp yapıp? Kendimizi o kürsüye zincirlemeliyiz, zincirlemeli. Tabii önce CHP'liler zincirlesin, ben katılırım yanlarına. Önden onlar gitsinler. Çünkü 130 tane milletvekilleri var. Ben şimdi 3 kişiyiz. Dolayısıyla bu öğretmenler kanunu çıkartmamalıyız. Yine muhalefet olarak sorunları sürekli gündeme getiriyoruz. Özgür Özel getiriyor. Bugün işte 4-5 gündür Sinan Ateş cinayetini konuşuyoruz. Sinan Ateş cinayet tiyatrodur. Sinan Ateş katledilmiştir. Tamam. Pekala, Emine Şen Yaşar'ı niye konuşmuyoruz? Emine Şen Yaşar'ın adalet arayışını niye konuşmuyoruz 7 yıldır? Kocasını öldürdüler. 2 tane evladını oksijen tüpüyle kafalarını patlattılar. O ana değil mi? O eş değil mi? Adalet bu ülkede topyekun aranmalı. Can Atalay çıksın, özgürlük istedik. İşte milliyetçilik, halkçılık. Ahmet Paşa'ma teşekkür ediyorum. Ben ülkücü oldum. MHP'de siyaset yaptığım halde 2007 yılında Moskova'ya gittiğimde Nazım'ın mezarını ziyaret ettim. Ziyaret etmekten mutlu oldum. Nazım'ın şiirlerini okuyorum. Ruhisu dinliyorum. Musa Eroğlu dinliyorum. Ben deniz gezmiş idam edilirken kahrolsun Amerika, yaşasın tam bağımsız Türkiye deyişinden mutluyum. Ama Mustafa Pehlivanoğlu isimli ülkücünün 7 Ekim 1980 yılında kahrolsun Amerika, yaşasın milliyetçi Türkiye, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek sandalyesine tekme vurma karşısında şunu soran bir Türk milliyetçisi: kahrolacak olan Amerika idiyse, yaşayacak olan tam bağımsız ve milliyetçi Türkiye idiyse, bu memleketin evlatları niye birbirini öldürdü dedim. Öldürmemeliyiz. İşte milliyetçilerle devrimciler, milliyetçilerle halkçılar bir araya gelmeli. Aleviler, Bektaşiler, bu ülkenin canları, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Hacı Bektaşi Veli, Güvenç Abdal, Sarı Saltuk, Türküz biz, Türk söyleriz diyen Aşık Veysel, onların torunlarıyla biz Türk milliyetçileri niye kavga ettik? Etmedik, ettirildik. İşte bunu görmeliyiz, bir olmalıyız. Bunu gören bir adam var, bu vesileyle onu tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Son 50 yıl içerisinde Türkiye'de ülkücüyle devrimciyi, Kürtle Türk'ü, Aleviyle Sünni'yi, dindarla dinsizliği, zenginle fakiri, bu ülke insanını Halil İbrahim sofrası kurarak birleştiren, bütünleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu Halil İbrahim sofrası devam etmeli. Oğul aklına güzel diyor. Cumhuriyet Halk Partisi tebrik edecek zannediyordum ha. Ben beni tebrik edeceksin zannediyordum. Ben önümüzdeki döneme ışık tutacak bir formül öneriyorum Sayın Engin Yurt. Seni de kutluyorum paşam. Seni her zaman tebrik ediyorum. Sen bu vatan için hakikaten kıymetli bir insansın. Sağ ol. Boş ver. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı her programda, her konuşmada, her mitingde Orhan kardeşim hakkını helal etsin. Ben son CHP genel başkanı olarak, CHP'nin genel başkanı Özgür Özel olarak, abi hatırlatın buna, CHP'nin genel başkanı Orhan Bey sürekli söylemesine gerek yok. Biz biliyoruz
tanıyoruz. Tasdik edildi, kongre onayladı. Şu an CHP'nin genel başkanı değil, Oğul Akdınar'ın söylediği gibi o 34'ü, o 31 ya da 34 her neyse nasıl 50.1 yapacağız? 50.1 yapılmadan bu ülkede iktidar olmaz. Değişmiyor. Olmaz. 50.1 yapılmadan bu ülkede sistemi değiştirecek gücü bulamıyorsunuz. Onun için ne yapacağız? Net tavırlar, ortaya koyacağımız mücadele net olacak. Bakın, Demokrat Parti olarak geçen programda söyledim, bir kere daha söylüyorum. Çok önemli çünkü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu olan partileri ziyarete gitti anayasa görüşmeleriyle ilgili. Hangi anayasa görüşmesi? Orhan Sarıbal'da mecliste, ben de meclisteyim. Bizim önümüze gelen hiçbir anayasa değişiklik maddesi yok. Sadece Recep Tayyip Erdoğan diye bir adamın darbe anayasasını değiştirelim. Hangi darbe anayasası? 2017 yılında kendinin getirdiği, kendinin dayattığı bir anayasayı değiştirmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan adına Numan Kurtulmuş grupları ziyaret etti. Ama sonra ne yaptı biliyor musunuz? Grubu olmayan partileri makamına davet etti. Demokrat Parti Genel Başkanı ve 3 milletvekiliyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek dedik ki Numan Kurtulmuş, bu yaptığın ne siyasete, evet, ne ahlaka, ne nezakete sığmıyor. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değil, sarayın memurusun. Mevcut anayasaya uymayan Recep Tayyip Erdoğan'la hiçbir anayasa görüşmesinde bulunmayacağız ve senin teklifini de reddediyoruz dedik. Yok hükmündedir. İşte net tavırlar koyarak, hedefimizin ne olduğunu iyi belirleyerek, nereye gitmek istediğimizi iyi belirleyerek, ama dedim ya 50.1'i bulmak için de hakikaten demokratik bir mücadele vermek lazım. Evet. Beni halk diye Özgür Özel niye çıkartmaz? Derdi ne benimle? Ben bu memleketin aleyhine mi konuştum? Atatürk'ün, laikliğin, demokrasinin aleyhine mi konuştum? Demokrat olduğunu söyleyen Özgür Özel. Yani Kaha Karagöz'ü kabul ettin de, Nagihan Alçı'yı kabul ettin, sevdin de, Ümit Özdağ'ı sevdin de, Cemal Enginyurt'tan ne istedin de Halk TV'ye çıkmasını engelledin. Çıkmıyorum bundan sonra. Halk TV'ye de çıkmıyorum. Kendi YouTube kanalımı kurdum. Herkes abone olsun. Oradan konuşacağım. Bakalım beni susturabilecekler mi? Ama dedim ya, herkesi kucaklayan bir Özgür Özel olması gerekirken maalesef dışlayan bir Özgür Özel var. Yanında zırt zırtlayanlarla beraber sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne de zarar veriyor. Türkiye'nin önünü kapatıyor. Eğer Türkiye'nin önünü açmak istiyorlarsa Emine Şan Yaşar da dahil olmak üzere bütün Türkiye'ye kucaklayıcı mesajlar vermeleri gerekir. Herkesi kucaklamaları gerekir. Ama gördüğüm şu ki maalesef klikçilik, maalesef ekipçilik, yani Orhan Sarıbal'ın itiraz etme hakkı var. Orhan Peki, Cemal Enginyurt, evet. İtiraz edebilirsin. Seve seve itirazını kabul ediyorum. Peki. Ama düşüncelerimi söyledim. Peki. Size de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu arada Sinan Ateş cinayetinde de sanıklar bu bir alacak verecek cinayetidir falan dedi. Kastımız öldürme, kastımız yoktur, siyasi bağlantısı yoktur dediler hafta boyunca. Ama mahkeme başkanı da siyasi bağlantıyı ortaya çıkarmaya çalışan soruları pek kabul etmedi. Genellikle set çekti.